İyi günler. Medyascope'un aylık ekonomi programlarından Piyasa Perakendi'nin 5. yayınıyla karşınızdayız. Sürekli konuğumuz Sait Koç da bizimle beraber. Sait merhaba. Merhaba. Bu ay tam da programımızın adına yakışır biçimde Perakende'yi konuşacağız. Geçen ay piyasanın enflasyonunu konuşmuştuk. Piyasa enflasyonu nasıl algılıyor? Bu algının ardından enflasyonla nasıl mücadele ediyor? Onu tartışmaya, anlatmaya çalışmıştık. Enflasyonda değişen bir şey yok. Eylül'de de tüketici fiyatları enflasyonu %19,58, Ağustos'ta 19,25'ti. Yükselmiş. Enflasyonla mücadele etmek birincil görevi olan Merkez Bankası'nda da değişen bir şey yok. Başkan Şahap Kavcıoğlu hala tüketici fiyatları enflasyonunun sorumlusunun gıda fiyatları olduğunu söylüyor. Öyle ki buna Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, hükümetin başı Recep Tayyip Erdoğan'ı da inandırmış görünüyor. Nasıl inandırmış görünüyor? Erdoğan İstanbul'da evinin yakınındaki bir tarım kredi kooperatif Leri marketine gitti. O marketin ne kadar da güzel bir market olduğunu söyledi. Bunu neyin üzerine söyledi? Amerika Birleşik Devletleri'nden dönerken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısının ardından gazeteciler sormuşlardı Erdoğan'a bu zincir marketlerin fiyatlarının durumu nedir diye. Erdoğan da demişti ki zincir marketlerin sınırsız uygulamaları var. Bunların üzerine gideceğiz. Gerekli tedbirleri alacağız. Nitekim Ticaret Bakanlığı da bir açıklamada bulundu dedi. Zincir marketleri fahiş fiyat yönünden denetleyeceğiz. 5 tane zincir marketi sorumlu tutmuştu. Erdoğan adını vermemişti ama sonra bunların BİM, A101, Şok, Carrefour ve Migros olduğu yazıldı, çizildi, söylendi. Erdoğan daha sonra 3 Ekim Pazar günü demin de dediğim gibi eşiyle ve kızıyla birlikte İstanbul'da evinin yakınındaki bir tarım kredi kooperatif markete gitti. Çok uygun fiyatları olduğunu söyledi. Bunların süratle çoğaltılması konusunda talimat verdiğini söyledi. Neymiş o talimat? En küçük en az 500 metrekare olmak üzere her biri 1000 adet yeni tarım kredi kooperatif marketi kurulması karşılığını vermiş. Şimdi öyle anlaşılıyor ki ya da bana öyle geliyor ki gıda enflasyonundan 5 market zincirinin fahiş fiyatlarını sorumlu tutan Erdoğan mücadele etmek için bu zincirlerle bir başka zincire başvurmak zorunda kalıyor. Zincirden şikayetçi ama o zincirlerin yarattığı sorunu çözmek için bir başka zincir kurmaya çabalıyor. Buradan başlayalım isterim. Böyle bir şey mümkün müdür? Yani şu zincir fahiş fiyat uyguluyorsa bir başka zincir o fahiş fiyatı normal fiyat haline dönüştürebilir mi? Şimdi perakendedeki çok önemli bir algıdan bahsedelim. Şimdi iki türlü perakende işi vardır. Bir lüks perakende, butik işler. Bir de herkesin alışveriş etmesini, herkesin alışveriş etmesinin istendiği, müşteri sayısının ne kadar fazla olursa karlılığın o kadar artacağı yapılanmalar. Bu konfeksiyonda da böyle, manavda da böyle, markette de böyle, benzincide hepsinde aynı. Şimdi lüksleri ayırıyoruz. Orada çok müşteri gelmesini istemez insanlar. Yani İngiltere'deki o Londra'daki Oxford Street'teki lüks dükkanları düşünelim. Yani kapılar kilitlidir, zorla girersiniz içeri. Onlar değil konumuz. Bu daha çok insana ürün satmaya çalışan perakendecilerden bahsediyoruz. Bu tür perakendecilerin önüne iki tane seçenek koysanız, şartsız dilediğini yapabileceklerini öngörseniz ya da onu gerçekleştirebilseler,
deseniz ki pahalı fiyatla satmak, çok satmak. Herkes çok satmayı seçer. Yani matematik olarak açıklamak istiyorum. Diyelim ki bir üründe %20 kazanıyorsunuz. Yani bir tane sattığınızda 20 lira kazanacaksınız. Fahiş fiyatla satıp bunu %30'a çıkarabilirsiniz. Yani 20 yerine 30 kazanabilirsiniz. Ama 20'yi 18'e sattığınızda ya da 17'ye sattığınızda 2 tane satacaksınızdır, 3 tane satacaksınızdır. Dolayısıyla bir tarafta bir tane satayım 30 lira kazanayım derken bir tarafta fiyatı indirdiğiniz halde 3 tane sattığınızda karşınıza çıkacak rakam 50 lira olacaktır. Total karlılığa baktığınızda. Akıllı bir perakendeci dünyanın hiçbir yerinde fahiş fiyatla, bırak fahişi, yüksek fiyatla mal satmaya uğraşmaz. Bu perakendecinin iki türlü önüne risk çıkarır, ayağına kurşun sıkar, satışları azalır. İki, en önemli olgu budur, rakiplerinin önünü açar. Yani sonuçta konuştuğumuz, sanıyorum sonra tekrar konuşacağız ama bizim 5 tane zincirin pazar payı %30-35 civarında. Çok net ölçemiyoruz ne yazık ki Türkiye'deki o ciddi bir kayıt dışından dolayı. Yani bu seneyi 180 milyar ciro ile kapatacak bu 5 işletme. Ama öyle ifade ediliyor, öyle söyleniyor ki sanki bu 5 zincir Türkiye'de gıda ve tüketim malı perakendesinin neredeyse tamamına hakim. Sen şimdi öyle değil, %35'i diyorsun. Geri kalan %65'e 65 kimin? Şimdi Türkiye'de yaklaşık 200 bin civarında bakkal, küçük market, kuru yemişçi, şarküteri zinciri var. 200 bin adet. Ayrıca yaklaşık 30 bin adet civarında da yerel zinciri var. Yani bunların toplam payı zaten bu 5 tane zincirin payının neredeyse 2 misli. Yani Türkiye'de bu yapı çok kolay değişmiyor. Yani bu şimdi tersten de bakalım. Ya bu 5 zincirin piyasayı mesela demin bir yorum vardı. İşte her şeyi almak gibi bir yorum. Bu 5 zincirin piyasadaki ürünleri aldığı, almadığı, yani sonuçta bir de üretim tarafındaki üreticilerin şartları da var. Bu 5 zincir Türkiye'deki her üreticinin malını satmıyor. Demin bir şey söyledim. Bence en önemli şey odur. Bir perakendeci yüksek fiyatla mal satarak rakiplerinin önünü açar. Bunun, yani dünya perakende tarihinde bunun çok ciddi örnekleri var. 70'li 80'li yıllarda Amerika'da Kmart diye bir zincir var. Walmart'ın 20 misli büyüklüğünde. Şimdi Kmart yok. Walmart'ta 500 milyar dolar ciro yapıyor. Yani bunlar, fiyatla perakendecinin oynaması çok mümkün değil. Zaten yani düşün ki bir büyük, işte bu 5 zincirden bir tanesinin dükkanı var. Yanında da bakkal Ali amcanın dükkanı var. Eğer fiyatı şişirirse bakkal Ali amcanın önünü açar. Hiç bunun tartışması yok. O kadar basit mesele. Peki. Diyor ki Erdoğan, zincir marketlerin sınırsız uygulamaları var. Gazetecinin sorusuna cevap verirken uzun değil, kısa bir cevap vermiş. Elbette işte havaalanında ya da havaalanına giderken ne kadar sürede cevap verilebilirse diye, ama niyeti ya da anlayışı da ifade eden bir cevap zinciri Erdoğan'ınki. Zincir marketlerin sınırsız uygulamaları var derken neyi kastediyor olabilir? Zincir marketlerin taleplerini sınırsız uygulaması ne? Yani üreticiden her şeyi istiyor. Yani bu çok doğal, bir perakendeci alabildiğince ucuz ve bir takım pazarlama fonksiyonlarıyla yüklenmiş ürün almak ister. Bundan daha doğal bir şey yok. Şeyin, perakendecilerin istediği bu. Bunu önlemenin yolu bu 5 zincirin önünü kapatmak yerine diğer geriye kalan yapıları da bir ortak platform haline getirmek. Yani yıllardır böyle konuşuyoruz, işte bakkallarla ilgili organizasyonlar. Avrupa'da çok fazla örneği var, Kara Avrupa'sında. Şimdi dünyada da bu iş böyle olmuş. Yani bu şu kullandığım cümleyi belki 1000 kere konuştum. Yani 50'li, 60'lı, 70'li yıllarda bazı perakende şirketleri büyürken küçükler yalnız kalmış, yetişememiş onların hızına. Yani Fransa'da Carrefour örneği, Casino örneği. Onun karşısına geçmiş işte
Leclerc'e bir yapı kurgulanmış. Leclerc küçük perakendecilerin bir araya getirdiği, oluşturduğu bir yapı. Şu an Leclerc Fransa'da pazar lideri. Yani Carrefour 3. 4. sırada geliyor. Şimdi esas bu bir sorun. Ama bu sorunun cevabı ya da sorusu bu değil. 5 zincir işte sınırsız şey istiyor. Hayır, siz öbür tarafı da canlı hale getirin. O insanlar da tedarikçilerle profesyonelce tedarik görüşmeleri yapabilir hale gelsinler. Fiziki boyutları, kurumsal yapıları ile bu zaten kendiliğinden bir dengeye oturacaktır. Yani tabii ki adam tek başına güçlü olunca doğal olarak her şeyi isteyecek. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Ama bunun çözümü bu değil. Anladım. Şimdi şöyle enteresan bir şey oldu. Erdoğan bu 5 zincir marketi gıda enflasyonunun sorumlusu fahiş fiyat uygulayan market olarak işaret edince Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün hemen durumdan vazife çıkarmış olacak ki kendisi de Erzurum'da bir yerel market sahibi bu arada. Evet. Birkaç mağazalık bir yerel marketin sahibi. Demiş ki zincir marketler gittikleri her yerde sektöre darbe vuruyor, fiyat artışına neden oluyor. Oradaki küçük esnafı bitiriyor. Bu da fiyatlara yansıyor. Bu nedenle açılış kriterleri bir düzene bağlanmalı. Şimdi bir tarafta sen dedin ki bu 5 zincir market perakendenin %35'ini kapsıyor. Geri kalan %65 200 bin satış noktası tarafından kapsanıyor. Bunların önemli bir bölümü de yerel marketler. Yerel market dediğimiz şeyler biz biraz onu anlatır mısın? Bunlar da zincir midir? Büyük müdür? Küçük müdür? Niye bakkal değildir de yerel markettir? Şimdi iki türlü bir şey sorgulama yapalım. Bir, fiziki sorgulama yapalım. Yani sayısı 3'ten, 5'ten, 10'dan, 50'den çok neyse adı fiziki olarak çok sayıda satış noktası olan bir merkezden yönetilen işletmeler. Bunların adı zincir. Yani 3 tane dükkan olan da var zincir, 300 tane dükkan olan da var zincir. Fiziki taraf bu. Şimdi geçmişte, yani senin soruya cevap vermek, kısacık bir cümle söylemek istiyorum. Geçmişte bakkallar bu lafları söylerdi, hatırlıyor musun? 90'lı yıllar ya da 2000'lerde. O zaman yerel perakendeciler de, yerel zincirler de bakkalların hedefindeydi. Şimdi ne oldu? Yereller olduğu yerde kaldı. Ama o 5 tane zincir büyüdü, gitti. Bu sefer yereller bakkallar pozisyonuna girip onlara laf söylemeye başladılar. Abes bir durum. İkinci şey, birincisi fizikseldi. İkincisi yönetim anlayışı ve perakende kültürü. Yani bu da benim çok sık kullandığım bir şeydir. Perakendecilik çok kültürlü bir iş. Çok çok kültürlü, yani kültürel olarak çok üst düzey insanların yapması gereken bir iş. Yani çok düz mantıkla söylüyorum. Bir perakendeci senin benim ne düşündüğümü, ne algıladığımı düşünüp ona göre pozisyon almalı. Ama ne yazık ki bizim perakendeciler bunu yapamadılar. Bir de tabii Türkiye'deki klasik şeffaf olmayan, kayıt dışı çalışan, marka denen şeyin sadece etiket olduğunu algılayan bir anlayış var. Ne yazık ki bizim yerel perakendecilerin Ankara'da Dikmen'de bir cadde vardı. Yan yana 7 tane perakendeci vardı bir zamanlar Ankara'nın yerel zincirleri. İnsanlar ellerinde insertlerle sırayla gezerdi. Hangisinde ne ucuzsa oradan alırdı. Buradan şu anlam çıkıyor. Hiçbirinin bir marka değeri yok. Yani tüketiciye taahhüt, marka dediğin şey tüketiciye taahhüttür. Şimdi insanlar ne yapıyor? Hiç unutmuyorum. Bir Çin'e gitmiştik biz. Bir arkadaşım dedi ki ya McDonald's'a gidelim. Dedim ben yemem McDonald's. Ya dedi boşver ne yediğimizi biliyoruz. Bu işte marka algısı budur. Yani Çin'de bile ne yiyeceğimizi bilerek McDonald's'a gittik biz. Aynı şey Migros için, BİM için, A101 için geçerli. Yani Erzurum'daki bir adam da Migros'a belli bir beklentiyle gidiyor. Kırklareli'ndeki de, İstanbul'daki de aynı beklentiyle gidiyor. Ama ne yazık ki
Ömer Düzgün'ün A marketiyle B marketiyle aynı beklentiyle gitse bile o beklentisini karşılayamıyor tüketici. Yani sonuçta ne yazık ki bizim 5 büyük şirket, belki onlara 3-5 daha kurumsal anlayışa yakın çalışan zincir ilave edilebilir. Var birkaç tane büyük zincir. Ankara'da var 2 tane, işte İstanbul'da var 2-3 tane. Bunlar da düzgün iş yapmaya çalışan, kurumsal çalışmaya çalışan perakendeciler. Boyutları küçük ama sağlam, düzgün, tüketicisine taahhüt ettiğini yerine getiren işletmeler. Yani ne yazık ki Türkiye'deki perakendeciliğin gelişimi her şeyde oldu. Bu ülkenin her şeyinde olduğu gibi aksak köstek ve enflasyona dayalı olduğu için hayat gerçeğe dönünce birçok insan bu işten olumsuz değerler, sonuçlar çıkarmaya başladı. Ya da hayatları olumsuz sonuçlanmaya başladı. Bu bambaşka konular bunlar. Yani aslında... Şunu sormak istiyorum. Şimdi Erdoğan dedi ki Ticaret Bakanlığımız gerekli olan her türlü tedbiri alacak ve bunlara da gerekli operasyonları yapacak. Şimdi şunu öğrenmek istiyorum. Bir, sen zincir market genel müdürlüğü yapmış, zincir marketlere yereller dahil danışmanlık yapmış birisin. Ticaret Bakanlığı bir market zincirine ya da bir markete, efendim bu 5 tane olsun, yerel olsun, orta market dediğimiz büyüklükte olsun. Ne operasyon yapar? Yani o operasyonda yani, ne olur? Birinci soru bu. Şeye benziyor bu iş. Efendim? Şeye benziyor bu iş. Yani soğan depoları basıldı diye haber yaptılar. Ya soğan senede bir kere üretiliyor, yıl boyuklu. Tabii ki depoda bekleyecek. Yani sokağa mı satacağız? Burada ne olacak? Yani ne yapabilirler? Nasıl denetlenebilir? Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Yani bu sorunun cevabının ne olduğunu ben bilmiyorum. Peki. Yani bu soruya cevap verebilecek birisi olduğunu da düşünemiyorum. Yani. Peki fahiş fiyat nedir mesela? Ve Ticaret Bakanlığı müfettişi operasyon yaptığında vay efendim şu mal 10 lira, bunun aslında 5 lira olması gerekiyor. Bu fahiş fiyattır mı diyor? Böyle bir bilgisi mi var ya da böyle bir yetkisi mi var? Benim bildiğim kadarıyla ben 59 yaşımdayım. Türkiye'de devrim olmadı. Biz sosyalist bir ülke değiliz. Ülkeyi Komünist Parti yönetmiyor. Bildiğim kadarıyla burası kapitalist bir ülke. Serbest piyasa ekonomisi kuralları geçerli. Ona göre de fiyatlara dışarıdan müdahale söz konusu olmadığı gibi bir rekabet kurumu ve kurulu var. Fiyatların aynılaşmasına bile, değil mi, müsaade etmiyor. O zaman mesela herhangi bir marketin, bakkalın satış noktasının fiyatına müdahale etmek, etmeye kalkışmak, işaret etmek, onu kriminalize etmek, rekabet yasasına göre de biraz yasa dışı olmuyor mu? Yani şimdi söylenecek hiçbir şey yok. Çok fazla şey var. Yani evet, bence tabii ki rekabet hukukuna ya da rekabete müdahale. Rekabet hukuk demeyelim. Ben hukukçu değilim ama bu rekabete müdahale. Şimdi ben birkaç fiyat araştırdım. O fahiş fiyat denilen fiyatları. Mesela işte örnek gösterilen tarım kredi kooperatiflerinin fiyatları şu an neredeyse 200 üründe, 170'inde, diğer 5 zincirin en az 3'ünden daha pahalı. Hani ne fahiş ne? Fahiş, bak biraz önce ben bir şey anlattım. Şimdi biz hep bir örnek vereceğim. Gününü bulamadım, o kayıtlardan da gidip de geriye tespit edemedim şeyi. Bulsaydım adını da söyleyecektim ama yaklaşık 10-15 gün önce arabada, radyo açık, NTV'de akşam saati, NTV'deki tartışma programlarından birinde bir hanımefendi konuşuyor. Diyor ki, ben diyor et fiyatlarını araştırdım diyor. %70 civarında diyor para kazanıyor kasaplar. Allah Allah. Yani kasaplar %70 civarında para kazanıyor. Bir anlatıyor.
İşte et fiyatlarına bakmış, 44 lira diyor dananın kesim fiyatı. Evet, o 44 lira değil aslında, 50 lira civarında dana kesim fiyatı da. O nereden aldıysa o fiyatı. Ama diyor kıyma bile 70 lira. Şimdi hanımefendi kalkıyor 44'ün üstüne 70 ile aradaki farkın tamamını kar koyuyor. Ama bilmiyor ki bu et alındığında yaklaşık %20 bu etten kemik çıkıyor. Yani 100 lira verip aldığın hayvan, 100 kilo hayvandan diyelim 100 kilo hayvana 100 lira veriyorsan abi bakıyorsun ki 80 kilo kalmış ama verdiğin para 100 lira. Sonra bu et 2 gün daha bekliyor, 78 kiloya düşüyor. Fire veriyor. Etin %65'i su çünkü. Ama bunu bilmiyor. Diyor ki %70 para kazanıyorlar. Bunu niye? Çok şaşırdım. Yani tabii şey de olmuyor ki böyle hani pat diye interaktif böyle bir yerlere bağlanıp konuşamıyorsun da. Yani koskoca televizyonda konuşuyor bir kadın. Araştırmadan, bilmeden ve cahilce konuşuyor. Şimdi bu örneği niye verdim? Herkes konuşuyor. Artık bilen bilmeyen konuşuyor memlekette. Yani televizyonların yorumcuları var. Her şeyi konuşuyor adamlar. Konuşsunlar. Konuşmak şimdi, kötü değildir, iyidir. Ama, doğruyu hayır, yanlışı hayır, buluruz ama çok, şunu öğrenmek istiyorum. Mesela ben şunu. Şunu öğrenmek istiyorum. Bak, şimdi yine NTV'ye çıkmış Ticaret Bakanı Mehmet Muş 5 gün önce, 6 gün önce. Şimdi diyor ki haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerimiz sürüyor. Ben oraya geleceğim. Tamam. Demek ki haklı fiyat artışı diye de bir şey var, öyle mi? Şimdi fahiş fiyat nedir diye sordum ya. Şunu da eklemek istiyorum. Haklı fiyat artışı ne? Mesela elektriğe zam gelince o zammın yansıtılması haklı fiyat artışı mıdır? Ne bileyim akaryakıta zam gelince, doğalgaza zam gelince onların yansıtılması son ürüne haklı fiyat artışı mıdır? Nedir? Aradaki fark nedir? Fahiş, haklı, haksız fiyat arasındaki fark? Ya aslında gelmek istediğim yer oydu. Bilen bilmeyen konuşuyor. İnsanlar da Allah Allah fahiş fiyat diye bir şey varmış diyor. Haklı fiyat diye bir şey de varmış diyor. Ya ne haklı fiyat olur, ne fahiş fiyat olur, ne haksız fiyat olur. Eğer sen fahiş fiyat koyuyorsan müşteri de almaz. Bu kadar basit. Yani bu anlaşılır bir şey değil. Yani şimdi atıyorum en temel ürün. Ekmeği 1 lira deyip değil de 1,5 lira yaptığımızda fahiş fiyat oldu ise bir tröst yani Türkiye'de ekmek üretenler tamamı el ele tutuşup birbirlerinden kulaklarına fısıldayarak 1,5 yap demediyse ki böyle bir şey mümkün değil. Pazarın demin de söyledim. 3/1'ini konuşuyoruz. Pazarın 2/3'ü boşta duruyor. Onlar bir şey yapmıyor. Daha iyi. Yani ben olsam şimdi bir de tersten bakalım. Ben olsam hadi aferin aslanlarım. Siz daha yüksek fiyatla mal satın derim. Diğer 2/3'e fırsat pazar açılır çünkü. Bunun başka bir anlatımı var mı? Yani fiyat diye bir kavram artık fahiş fiyat diye bir kavram olamaz. Bir perakendeci hele bütçesi bilançosu halka açık denetim geçiriyor bilmem ne yapıyorsa ve başında strateji kurabilen ki bu hale geldilerse ciddi strateji kuran insanlar vardır bu işin içinde. Kalkıp da bunlar fiyat artırmanın karlılığı olumsuz etkileyeceğini bilen insanlardır. Dolayısıyla çok boş, cahilce bir konuşma yapıyoruz ve ne yazık ki bu cahilce konuşmaya hepimiz alet oluyoruz. Bunun başka bir anlatımı yok. Fiyatlama denen şey bir bilimdir dünyada. Fiyatlama bilimdir, pricing. Yani bu işle ilgili insanlar profesyonelce danışmanlık alırlar. Öyle ben 10 liraya aldım, 20 liraya satacağım. Öyle bir şey yok. Dünya burası. Bakın şimdi çok basit bir şey, çok alakasız bir şey. Şimdi döviz o kadar yükseldi ki ve dolayısıyla Türk lirası o kadar değersiz hale geldi ki tarım ürünlerinin fiyatının artmasında dövizin en direkt bir etkisi var. Çünkü Türkiye çok ucuz oldu. Patır patır işte soğan yasaklanıyor. Soğan ihracatı, patates ihracatı. Çünkü o kadar ucuz hale geldi ki Türkiye. Yani dünya aslında global bir köy. Burada bir şey yaptığında 2 dakikada öbür taraftaki yer sana ucuz ya da pahalı diye tepki gösteriyor. Yani dolayısıyla bunlar böyle çok yani boşuna konuşulan,
bizim de boşu boşuna nefes tükettiğimiz işler. Yani şimdi şunu mu anlamalıyız? Yok. Şimdi mesela Türkiye'de mercimek üretiliyor. Ama kısmen. Ama o mercimek üretimi yetersiz olduğundan ya da Türkiye koşullarında yüksek bir maliyetle üretildiğinden bir market zinciri Kanada'dan ithal ettiği mercimeği satıyor. Sosyal medyaya bakınca zaman zaman görüyorsun. Aa, Kanada mercimeği. Aa, Kanada'da nohut varmış diye fotoğrafları çekiliyor, yayınlanıyor. Zaten ürünün üzerinde de menşei Kanada diye yazıyor. Yazıyor. Şimdi dün dolar 9 liranın üzerine çıktı. Evet. Amerikan doları. Amerikan doları 9 liranın üzerine çıkınca Kanada'dan ithal edilen mercimeğin o zincir marketteki fiyatı da herhalde bir süre sonra yükselecektir. Öyle midir? Evet. Yani evet, zararına satmazlar herhalde. İşin özü bu. Şimdi, yani şimdi dolar 9 lira olunca Kanada'dan ithal edilen mercimeğin fiyatı arttığında bu bir haklı fiyat artışı mı, haksız fiyat artışı mı, fahiş fiyat artışı mı? Bu fiyat artışının sorumlusu kim? Şimdi bu bizim bu programların tamamında konuştuğumuz ana bir başlık vardı. Bizim ham madde kaynaklarımız, buğday, yemi oluşturan ham maddeler, gübre, ana ham maddeler, işte yakıt, bunların tamamı dışa bağımlı olduğumuz ürünler. Yani İşte dünyada 7 ülkeden biriyiz denen şey, ha belki eskiden öyleydi. Yani 30'lu 40'lı 50'li yıllarda da artık öyle değil. Yani Türkiye'nin tükettiği ayçiçek yağının çok büyük bir kısmı ithal. Türkiye'nin ne idüğü belirsiz bir şekilde bütün ürünlerin içine şırınga edilen ayçiçek yağı dahil, palmiye yağı tamamı ithal. Kullandığımız buğdayın, yani Türkiye'de yaklaşık 19-20 milyon ton buğday oluyor. Bu buğdayın neredeyse çok büyük bir kısmı kalitesiz buğday. Toprak Mahsulleri Ofisi bütün limanlarda buğday indiriyor. Bu buğday Kanada'dan geliyor, Ukrayna'dan geliyor. Ayçiçek yağı nasıl dışarıdan geliyorsa ham maddesi, buğday da dışarıdan geliyor. Şimdi eskiden Türkiye'de nohut, fasulye, mercimek ekilirdi. Çünkü üretici o ürünleri üretebilmek için gerekli malzemelere kolay ulaşabiliyordu. Yani gübre gibi, akaryakıt gibi. E şimdi döviz öyle enteresan bir şey ki hepsini topluca yukarı çıkarıyor. Yani bunun en çarpıcı örneği süttür. Sütçüler 4 liranın altında, 5 liranın altında neyse bir rakamla sattığında, bilemiyorum tam rakamı da, para kazanır halde değiller. Süt ana ham maddeler, ana ürünlerden biri. Çünkü süt olursa inek oluyor. İnek olursa et hayvanı oluyor. Yani danayı inekten alıyoruz. Öyle bir ayağımıza kurşun sıkıyoruz ki her yerde, bir de böyle saçma sapan konuşmalar yapıyoruz. İşin özü şudur. Bizim ham maddelerimiz yok. Bunu bir anlayalım. Döviz, her şeyi dövizle alıyoruz. Döviz arttıkça da artıyor. Bu işin fahiş fiyat demek yerine dövizin neden bu kadar yükseldiğini, yani güven ortamının ne kadar önemli olduğunu, yani bundan yaklaşık 20 gün önce döviz 8.30 liraydı. Seninle konuşmuştuk. Bir çekirdek enflasyon lafı sonrası şu an 9 lirayı gördük. Yani %10 fakir, hepimiz %10 fakirleştik. %10. Her şeyin üstüne %10 daha bindi. Yani asgari ücret alan, 2800 lira maaş alan bir adam eskiden 2800 adet ürün alıyorsa şimdi 2600 adet ürün alabilecek aynı parayla. Yani bu iş tamamen matematik. Fahiş fiyat, şu, bu. Bunlar anlamsız şeyler. Bilmiyorum, bu konuda mı devam edelim? Şuradan devam etmek istiyorum. Şuradan devam etmek istiyorum. Tarım krediyle konuşacak mıyız? Konuşacağız. Şuradan devam edelim. Şimdi dedim ya en başta. Hükümetin başı, Türkiye'de yürütmenin başı, Türkiye'deki iktidarın başı, bu hükümeti kuran insan diyor ki bu 5 tane zincir market var. Bu işin sorumlusu bunlar diyor. Fahiş fiyat uyguluyorlar diyor. Sonra diyor ki bir tane başka diyor market zinciri var. Bak bunların diyor fiyatı da makul diyor. Talimat da verdim.
Bunların diyor, bunlar 1000 tane daha koyacaklar üstüne diyor. Her biri 500 metrekare diyor. Şimdi sözünü ettiği şey Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin Tarım Kredi Kooperatif Marketi. Şimdi Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, çiftçi üreticinin kooperatiflerinin birliği. Yani bir kamu kurumu değil, bir özel kurum, bir özel sektör kuruluşu. Ama ben kendi programlarımda daha önce söyledim. Bu merkez birliği, birliğin yönetimini ve birliğin tohum, yem vesaire şirketlerinin yönetimini AKP'lilere devretmiş. Buraların başında eski AKP milletvekilleri var. Buna rağmen burası bir özel sektör şirketi. Dolayısıyla herhangi bir kamu yöneticisi böyle bir talimat verebilir mi? Senin cevaplaman için sormuyorum ama böyle bir soruyu da ortaya koymak istiyorum. Velev ki dedi, bize anlatır mısın Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin kooperatif market zinciri nasıl bir şey? Genel müdürü demiş ki 483 mağazamız var. 1000 markete ulaşmak için bütün ekiplerimiz insanüstü bir gayretle çalışmaya başladı ve devam ediyor. Nasıl bir markettir bu Tarım Kredi Kooperatif Marketi? Şimdi önce Tarım Kredi Kooperatifi'nin ne olduğunu kısacık iki cümleyle anlatalım. Bu aynı şekilde Panko Birlik var bir de. Panko Birlik şeker pancar üreticilerinin kurduğu kooperatif. Her ilçede var, her ilde var. Bu kooperatiflerin ana iki tane amacı var. Bir, kooperatif üyelerinin girdilerini, traktörün lastiği, yakıt, gübre, yem, neyse işte hortum, vana neyse kullanacakları her şeyi merkezi alımla tüketici adına daha ucuza mal etmeye çalışmak. Birincil görevi bu. İkincil görevi de bir bakıma şeyle tabii üretilen ürünün satın alınacağını varsayarak, yani satıldığında daha doğrusu tahsilat yapılacağını varsayarak köylüyü kredilendirmek. İki ana işi bu. Bunların ürün değerlendirmek gibi bir fonksiyonları yok. Yani aslında bu tarım kredi kooperatiflerinin marketleri bundan 2-3 sene önce böyle kendiliğinden çıktı. Önce güzel güzel bakliyat paketleri çıktı. İşte zincirlerin raflarında yer aldı. Sonra başka şeyler yapmaya başladılar. Yani sanki bir bakıma ürünleri değerlendiriyormuş gibi bir anlayış oluştu. Yani üreticilerin işte nasıl traktörünü veriyor, lastiğini veriyor, yakıtını veriyor. Sonra da onun buğdayını ya da fasulyesini alıyor, paketliyor gibi bir anlayış. Öyle mi çok bilmiyorum ama bu bir anda büyüdü. Hangi stratejiyle ortaya çıktı onu da bilmiyorum. Bir anda bir kadro kuruldu. Açıkçası ilk kurulan kadrolar bizim perakende piyasasına çok tanıdık isimler değildi. Bir takım anlaşmalar yaptılar. İşte herkese bir şey ürettirerek sattıkları her ürünü Tarım Kredi markasıyla satmaya çalıştılar. Sonra zincir olmaya başladılar. Zincir olurken de gittiler işte yerel zincirlere, bana 3 tane dükkanını ver, 5 tane dükkanını ver deyip pazarlık ettiler. Yani var olan dükkanların çoğu eski yerel zincirlerden alınmış dükkanlar. Yani ne bileyim işte Ankara'da benim bir arkadaşımdan herhalde 8-10 tane dükkan aldılar. Öylece büyüdü iş. Ama ortaya çıkan yapı bir perakende işletmesi mi? Yani çok oradan alışveriş edenler için de soruyorum. Şimdi mesela biz tüketici olarak çok bilmeyiz bunu ama o zihnimizde bir algı oluşmuştur. BİM deyince kafamızda bir algı vardır. Migros deyince vardır. Şimdi Tarım Kredi Kooperatif Marketi deyince müşterilerinin dahi kafasında bir algı olduğunu düşünemiyorum. Çünkü biraz önce fiyatları konuştuk. Saçma sapan fiyatlar var. Yani bazı ürünler ilginçtir. Piyasadaki fiyatların %50 üstünde. Bazı fiyatlarda piyasadaki fiyatların yarısı. Yani nasıl bir mantıkla fiyatlama yapılıyor bilmiyorum. Bir de tabii dediğim gibi bütün ürünleri piyasada birilerine ürettirmeye çalıştılar.
Şimdi tabii isim vererek rahat konuşuyoruz. Mesela BİM de aynı şeyi yapar. Ama BİM'e ürün üretebilmek için öyle bir protokol vardır ki üretici çok zorlanır ve çok ciddi denetimler yapar BİM. Ve ürünlerin kaliteli olması için çaba harcıyor insanlar. Çok da doğru bir davranış. Dünyada da böyledir bu iş. Yani adam ta Walmart gelir Adıyaman'da gömlek diktirir birine. Ama o gömlek diken adama 3 ayda bir biri bir gelir bunun ipini niye böyle yapmışsın diye hesap sorar. Doğrusu budur. Perakendeci şirketin yapması gereken bir davranıştır bu. Ama tarım kredi kooperatifleri önüne gelenle anlaşma yapmaya başladılar. Kendi sitelerinde var. Bir şey okudum adama gülerler. Yani böyle bir anlaşma nasıl yapılır? Aydın'ın Yeni Pazar ilçesinde Madran Gurme diye bir sütçüyle bir anlaşma yapmışlar. Fason ürün ürettirmek için. Bak Madran Gurme kooperatif falan değil. Kooperatif üyesi de değil. Hiçbir şey değil. Ne olduğu belirsiz. İpek Tokmak diye bir isim var. Doğru yanlış onu da bilmiyorum. Hiçbir yerde kaydı, web sitesi hiçbir şey yok. Sonra denetlemeye gitmişler bu işletmeyi bir ihbar üstüne. Tenekeleri bir açmışlar ki tenekelerin içinde altta tuz var, üstünde de lor var. Lor. Herhalde peynir yaptırıyorlardı bu insan, bu işletmeye ki. Adam da tenekelerin içine basmış loru ve sonra da adama suç duyurusunda bulundurmuşlar. Hem maddi olarak adamla bir hukuki süreç başlatmışlar, hem de dolandırıcılık davası açmışlar. Ya şimdi hayretler içinde kalıyor insan. Böyle bir anlaşma nasıl yapılır? Yani nasıl anlaşırsınız böyle gidip de? Yani kendi sitelerinde bir de insan utanır biraz böyle bir şey duyuru diye niye yayınlarsınız böyle bir şeyi? Yani şimdi tabii kalkıp da işi kişiselleştirmeye gerek yok ama dediğim gibi biz o işte 3 sene önce başlayan bir süreç, ben tesadüfen danışmanlık yaptığım şirketlerden biriyle görüşmelerine katılmıştım bu tarım kredi kooperatifinin üst yöneticilerine. Yok onlar zaten. Bir de perakende işinin kendine has dengeleri vardı. Yani personeliniz ne kadar, özellikle üst düzey çalışanlarınız ne kadar uzun süreli bir yaşamları varsa o işletmede, perakende şirketi o kadar başarılıdır. 6 ayda bir, 1 senede bir yönetici değiştirirseniz başarılı olamaz. Bir konsept oluşamaz, strateji geliştiremezsiniz. Yani çok teknik şeyler anlatıyorum ama yani şimdi bir bakıyorsunuz birileri orada yönetici, 6 ay sonra yok. Yani ben mesela Genel Dur arkadaşımızı tanıyorum, bizim eski Tansaççıdır. Tansaç'tan gelme çok eski zamanı. Yani hayretler içinde izliyorum. Ürünlere bakıyorum. Yani öyle mesela anlamsız lüks ürünler var ki şimdi tarım kredi kooperatifi. Hani insan diyor ki ya burası temel ürünlerle ilgilenmeli. Hani nohut, mercimek, fasulye, et ürünleri, süt ürünleri filan. Bakıyorsunuz hiç anlamsız kozmetik ürünler var. Yani niye böyle işlerle uğraşırlar? Söylemek istediğim şu, şimdi birleştirerek konuşalım. Fahiş fiyat diye bir şey yok. Fahiş fiyatı böyle bir yapıyla önleyemezsiniz. Eğer önlemeye çalışacaksanız, yani daha doğrusu önlemek diye bir şey yok da, hani piyasayı daha da geliştireceksiniz. Perakende işinde piyasanın gelişmesi ve kurumsal oyuncuların, organize oyuncuların güçlenmesi ve sayıların artması tüketici lehine bir olgudur. Ayrıca aracıları da ortadan kaldıracağı için, mesela son dönemde çok kullanılan bir tabirdir bu, aracısızlaştırma. Yani zincir büyük olursa üretici de direkt karşı karşıya kalır. Küçüldükçe araya birileri girer. Şimdi dolayısıyla tüketici adına pazarı geliştirmek için ya da üretici adına pazarı geliştirmek, yeni alternatifler ortaya çıkarmak için yapılacak iş, yerel perakende, Ömer Düzgün'ün konuşması gereken konu, biz yerel zincirler nasıl bir araya gelip de organizasyon oluşturalım olmalıdır. Ya da Bendevi Palandöken'in otobanlara market açılsın lafı yerine o bakkal küçücük dükkanları nasıl örgütleyeceği ve onları bir ekonomik güç olarak nasıl hayata geçireceği konuşulmalıdır. Bunlarla ancak bu tartışmalardan çıkarız biz. Peki şunu sorabilir yani miyim? Bu fahiş fiyat uygulayarak gıda enflasyonuna yol açtığı zımnen satır arasında söylenen, ima edilen bu 5 zincir marketin toplam mağaza sayısı nedir? 3 aşağı 5 yukarı. Saplamadığım için söylüyorum. Yaklaşık 30-32 bin civarında discounter'lar var.
2000 civarında 3000 diyelim, 30 35.000 adet dükkandan bahsediyoruz aşağı yukarı. Yani her birinde 35, bir kişi 38. çalışsa 35.000 kişi, bir kişi çalışsa en az bir kişi çalışıyordur. 35.000 kişi. Bunların hepsinin bir de ailesi var, değil mi? Türkiye'de ne derler? Aile ortalama 4 kişidir bir aile. Konuştuğumuz, ben söyleyeyim sana, yok çok aşağıdan gidiyoruz. Yani sadece discounterlarda çalışan insan sayısı aşağı yukarı 150 bin kişi. Sadece. Migros'u ve Carrefour'da üstüne koydu. 200 bin kişiden bahsediyoruz. Bu da tuhaf değil mi? Yani 200 bin kişiden bahsediyoruz ve bu 200 bin kişinin geçim kaynağını kriminalize ediyoruz, geçinemez hale gelmenin yolunu açıyoruz. Yani siyasi akla da uymayan bir şey. Hangi akılla yapılıyor bu acaba? Yani tabii suçlu yaratma psikolojisi. Çok alıştık buna. Yani saçma sapan insan, yani hiç gereksiz insanlar bir şeytanlaştırılıyor. Yani böyle suçlu dediğin gibi kriminalize ediliyor. Hoş değil yani, doğru da değil, hoş da değil. Şunu sormak istiyorum. Şimdi diyor ya, en az 500 metrekare olacak talimat verdim yeni kurulacak marketler. 500 metrekare bir market nedir şimdi, bizim hafsalamızın alması için söyle, nasıl bir büyüklük? 500 metrekare bir market kaç paraya kurulur? Kaç kişi çalışır içinde? Ya şimdi şöyle, yani discounterlar, discount marketlerde 500 metrekare biraz şey bir büyüklük. Onların ortalama büyüklüklerinin üstünde büyük. Yani discounterlar 200-300 metrekarede çalışır. 3 ile 5 kişi arasında da çalışanı vardır. Çünkü orada her şey self service. Onları ayıralım. Ama bu süpermarket tipi, yani tarım kredi kooperatifleri markette o şekilde çalışıyor. Oralarda aşağı yukarı 25-30 metrekarede bir eleman çalışır. Yani büyüklüğe bağlı. 500 metrekare 20-25 kişinin çalışacağı bir ölçektir. Alan küçüldükçe, yani 500'den 300'e indiğimizde, o zaman 20 metrekareye düşer kişi başı çalışma alanı. Yani 20 metrekare için bir kişi diye yaklaşık planlanır. Discounterlarda yaklaşık $200 bir metrekare kurulum maliyeti vardır. Yani bu, daha biraz geniş konuşalım. 150 ile $200 arasında bir bant. Bak, burada bile dolar konuşuyoruz. Türk lirası konuşamıyoruz. Çünkü o kullandığımız, bir süpermarketin kurulumunda kullandığımız her ürün ithal üründür. Raftaki saç, buzdolabının motoru, yazar kasa, aydınlatma malzemesi, hepsi dolarla yani dolarla konuşuruz. Yani bir tane 500 metrekare market en düşük fiyatıyla $75,000. Hayır değil. O discounterlar için geçerli. Ya onun için bile. Normal onlarda da $400. $400. Bir de üstüne ürün koyacağız. Sonuçta tabii. Yani bir metrekarelik bir marketi aşağı yukarı malıyla birlikte $700 civarında hesaplamak lazım. Yani $700 dediğimiz 1000 metrekare bir marketin 6,5 milyon liraya çıkması demektir. 500 metrekare bir markette aşağı yukarı 3-3,5 milyon liralık bir yatırım harcamasıdır. Ve bundan 1000 tane yapacaksın. Da, yani tabii çok bir rakam, afaki bir rakam. Yani şimdi koskoca Migros 2500 tane dükkanı var. Açtığı 6 ayda açtığı dükkan sayısı 150. Yani o kadar kolay işler değil bunlar. Dükkan bulacaksınız. Onları dekore edeceğiniz ya da restore edeceğiniz ekipler oluşturacaksınız. Ondan sonra, ayrıca o dükkanlarda çalışacak adam bulacaksınız. O kadar kolay değil bu. Yani ben 500 tane dükkan açtım, yarın da 500 tane dükkanın içine adamla doldurdum. Bir hafta sonra da o dükkanları kapatmaya başlarsınız. Lafola beri gele yani. Tabii ya, öyle bir şey değil. Yani 10 bin tane dükkanı olan BİM, 10 bin tane dükkanı olan BİM'den bahsediyoruz. 10 bin adet dükkanı var. Yani adamlar hani bir dükkan açmak onlar için şey gibi böyle. Bir de o kadar standart hale gelmişler ki. Yılda 6, yani yanlış hatırlamıyorsam 6 ayda 600 tane dükkan açıyor adam. Yılda 1000 tane dükkanı anca açabiliyor. %10'un üstünde bir varlığı %10'un üstünde büyütmeye kalkarsanız o yapı
rahatsızlık gösterir. Yani insan kaynakları tarafında ciddi problem yaşarsınız. Kurumsal anlayış, kurumsal yönetim tarafında sıkıntı. O kadar kolay değil. Yani 400 tane dükkanı varsa, onlar ıkınsa tıkınsa ayda, yılda açacağı dükkan 50'dir. 50'yi geçemezler. Bu kadar basit. Ha, açarsın. Yani çok zor bir şey değil ki. Bir zamanlar Tansaş'ı Garanti Bankası almıştı. Tansaş'ın 50-60 tane dükkanı vardı. Sonra bir anda her yeri açalım dediler. Çorum'dan İstanbul'a kadar her yere dükkan açtı. Çok maceracı bir genel müdürü vardı şeyin. Adını almış olalım. Hatırlayabilirsek adını da. Hatırlamayalım. Hatırlamayalım peki. Ama 6 ayda açtılar. İkinci 6 ayda da geri kapatıp geri ricat ettiler izni. Perakende böyle bir şey değil. Peki bir son soru şu geliyor aklıma. BİM'in sahibi diyor ki Latif Topbaş zamanında işte Erdoğan'a Urla'da villa yaptın haberleri çıktığında Anadolu Ajansı'na, benim diyor 35 yıllık dostum. 35 yıllık dostumu diyor ben villama davet etmeyecek miyim diyor. Öte yandan bakıyorsun BİM'i ve A101'i kuran Tayyip Erdoğan'ın birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurduğu Cüneyt Zapsu. Evet. Ve onun abisi Aziz Zapsu. Beri yandan bakıyorsun BİM'in şimdiki sahipleri bu Aydın. Hayat tarzına uzak insanlar değiller. Şok'un sahibi Ülker grubu başındaki Murat Ülker, Tayyip Erdoğan partiyi kurduğu sırada Ülker'in gofretinin, çikolatasının, süt ürününün dağıtıcısı, başbakan olduktan sonra şirket kurmuş yine, bu sefer Ülker'in kolaturkasının ve gazozunun dağıtıcısı. Yani Ülker grubunun grubuyla iş yapıyor. Herhalde Murat Ülker'i de yakından tanıyordur. Carrefour dediğin Sabancı grubunun zinciri, yönetim kurulu başkanının iki önceki orta vadeli plan açıklandıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanı olan Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'a yere göğe sığdıramadığı hala videolarla sabit. Dileyen arama motorunun birine yazdığında görebiliyor. Migros'un sahibi Tuncay Özilhan, Tayyip Erdoğan'ın daha partiyi kurmadan önce o zaman TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı olan Bülent Eczacıbaşı'nın evinde buluştuğu bir insan. Hürriyet gazetesinde haberi var. Çıkışta diyor ki Tuncay Özilhan dahil hepsi benim eski dostum. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Bunlar ticari işler. İnsanların geçim kapıları, ekmek kaynakları, Türkiye'de işsizlik olmuş %12, %12,1, 3.965.000 tane resmi işsizi var bu ülkenin. Atıl iş gücü oranı %22. Böyle ulu orta konuşmak yerine insan dostlarını, arkadaşlarını arasa da, ya arkadaş ne yapıyorsunuz, hiç olmazsa siyaseten bir müddet falan dese, sanki daha bu iş çözülmez mi? Yani şimdi tabii çok böyle güzel konuştun da, çok iyi bir kronoloji oldu da. Bak Sedat'cığım, çok basit. Uzun Köprü Ticaret Borsası, Ayçiçeği alım fiyatı diye yazacaksın Google'a, çıkacak karşına. 6 lira. Ayçiçek yağı. Ham yağı değil. Ayçiçek, çekirdek. 1 kilo çekirdeği alacaksın. 400 gram sana yağ çıkacak. Bak, 1 kilo ham yağ çıkacak. Yani 6 liraya boş ver işçiliği, o işi yapanın yaşamsal beklentilerini, ne bileyim ben, her şeyi boş ver. Ham madde fiyatıyla gidelim. 6 liraya 1 kilo ayçiçeği alacaksın, 400 gram oradan yağ elde edeceksin. Yani kilosu 15 liraya ham yağ sana mal olacak. Şimdi bak, ham yağ 15 lira. Migros'un ilginç bir şey söyleyeceğim. Tarım kredi kooperatiflerinin sattığı 5 kiloluk ayçiçek yağı, ki bu rafine edilmiş. Yani ham yağı alacaksın, onu bir rafinasyon işleminden geçireceksin. %3, %5 fire verecek. Enerji harcayacaksın, insanlar çalışacak. Sattığı fiyat şu tarım kredi kooperatifinin 69 lira. 5 kiloluk yağ. Aynı yağı Migros 61 liraya satıyor.
Bir de böyle bir çelişki var. Yani kilosu 15 liraya, bak tekrar ediyorum, ham yağı 15 liraya mal ettiğinde ya sana ham yağın fiyatı gelecek 75 lira. 75 lira 5 kilo ayçiçek yağı. Yani şimdi bunun ahbaplıkla, dostlukla, fahiş fiyatla ne alakası var? Yani şimdi tek mesele şudur. Yani ısrarla konuşulacak, belki en son noktada bir gün aklımız başımıza gelirse bunu konuşacağız. Bu ülkede vahşi tarım yapılmayacak. Ya Konya Ovası'nda mısır üreteceğiz diye bütün su kaynaklarını, toprağı tüketmeyeceğiz, obruklar oluşturmayacağız. Sonuçta bu ülkede ürün üretilir, kaliteli ürün üretilebilir hale gelmesini sağlayacağız. Tarım ilaçlarını, çevreyi, iklimi, her şeyi önceleyerek ve bilim ışığında bu işleri yaparsak her şeyden kurtulacağız. Yani bir inek bir kilo süt vermek için ne kadar yem yemeli, işte onun hesabını mantıkla yapacağız. Ya da bir danayı et verecek hale getirmek için kaç kilo yemle besleyeceğiz ve çiftçi ona kaç para harcayacak mantığıyla yaklaşırsak, gerçeği görürsek, ya da bu çiftçi bu hayvanı yetiştirmek için bilmem ne kadar araziye ihtiyacı olmalı, yemini kendisi ekmeli diye bilimsel düşünebilirsek bunu çözeceğiz. Bunların tamamı cahilce ve anlık, hani şey gibi, böyle ne bileyim, küçük çocuk annesini aldatmak için, aldatmak demeyelim de, annesi bir şey yap der de o da hani onu ertelemek için bir şey yapar ya, ya o hale geldi iş. Ve çok cahilce şeyler konuşuluyor. Yani o gün NTV'de dinlediğim, keşke o kayıda ulaşabilsem, yani bu kadar cahilce bir şey olamaz. Yani hayvan bilmem kesiliyor, 40 liraya, 50 liraya, 70 liraya satılıyor diyen cahilce, yani herkes, tabii ki herkes her şeyi konuşsun, itirazım yok, ama biraz da bilenler konuşsun. Yani bu kadar teknik meselelere gelince iş karman çorman oluyor. Peki. Yani sonuçta dünyada, bir cümle söyleyeyim istersen, perakende işinde fiyatını artırarak, bak üstüne basarak söylüyorum, fiyatını artırarak başarılı olmuş dünyada bir tane perakende zinciri yoktur. Peki. Sait, çok teşekkür ederim. Zaman hızla akıp gitti bu ayda. Gelecek ay umarım bu konuyu konuşmadan bir program yaparız. Umarım akıllar başa gelir. Milletin karnı zaten zar zor doyuyor. Umarım bu hayat pahalılığının, bu enflasyon artışının üstesinden gelecek bir anlayışa bir ay içinde ulaşmak zor, ama en azından ulaşılacağı konusunda niyet beyan edilir. Çok teşekkürler değerlendirmelerin için. Ben teşekkür ederim. Piyasa Perakende'nin bu ayda sonuna geldik. Umarım anlattıklarımız izleyiciler için zihin açıcı olmuştur. Gelecek ay görüşürüz. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.